Evet, bugün bir medya mensubu olarak çok sevindirici bir haber de var tabii ki sizlerle paylaşacağımız. Vatan Gazetesi bir süredir yayınlarını durdurmuştu. Vatan yeniden aramıza döndü. Hoş geldiniz. Sevgili Erten Kasımoğlu'nun yazısı bugün manşette alınan kararlar halka güven vermeli diyor. Selam ve sevgilerimizi biz de iletiyoruz. Bu arada her çarşamba Vatan ile dağıtılan Tantana yayınlarını bir süre durdurmuştu. Tantana'da daha sonra yeniden düzenlenip yayınlanacak ama şu anda duruma devam ediyor. Özersay Bakanımız var ön sayfada. İngiltere'de salgından hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının sayısı 90'a yükseldi. Allah rahmet eylesin. Erhan Arıklı hükümet bir defaya mahsus varlık vergisi almalı diyor. Sayın Erhan Arıklı'nın görüşüne katılıyorum. Dünya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 230 bini aştı. Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. KKTC'de son 24 saatte 1257 test yapıldı. Pozitif vaka yok. BRT'deki açıklamanın ne olduğunu tam anlamadım ben. Pozitif vaka yok diyor bakan. Güney Kıbrıs'ta 7 yeni vaka var. Türkiye'de virüsten can kaybı 3174 oldu. Vaka sayısı 120.204. Türkiye'de vaka sayısı 120.204. Şimdi Sayın Mustafa Hançerli teşekkürler. Ali Bolat teşekkürler. Nazım Abdullah affet olsun. Besim Sakaryalı Bodamya selamlar. Erdinç Ök'ten tekrar selamlar. Şimdi yani gazetelerimizi okumaya başladık. Bir mesaj var. Dubai'den gelecek olan aile. Ailedir diyorlar. Allah Allah. Şimdi kimdirler? Evet. Mustafa Mehmet Kamalı günaydın. Senin ve tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum. Serhat senin basın kartın Fransa'da geçer merak etme. Yapmış olduğun mesleğin saygıların mesleğe saygıdan dolayı. Hayır abi burada da geçer de yani nerede kullanacak? Bir tek işte şimdi şeyde kullanırız basın geziyoruz falan. Evet. Şimdi hiç kimseye korku vermek istemiyorum, ürkütmek istemiyorum ama ben bu uçakta gelecek olanları gerçekten merak ettim. Yani abi nedir? Çünkü Nedime Öreç günaydın. Kimisi diyor ki ya bunlar kumar oynamaya geliyor. Olur mu böyle bir şey yani? Allah aşkına yapmayın, yasaktır, kapalıdır her taraf. Bu arada o 16 kişinin PCR'ları çıktı Candan Tarlan Ali. Onlara bir şey yok. Onlar pozitif, şey negatif çıktı. Özür dilerim. Pozitif, negatif karıştırdık da. Negatif çıktı onlar tamamdır. Ama bir kişi daha şey var. Şimdi ordumuz çok güzel tedbirler aldı. Ama subay sonra profesyonel askerlerimiz var. Sözleşmeliler. Onlar girip çıkıyorlar. 60-70 gün oldu. Ererbaş çıkamıyor. Bunun bir dün şikayeti olmuştu. Ben en iyi şekilde eminim yeni açılımlarla birlikte sosyal mesafeyi de koruyarak askerlerimiz umarım aileleriyle görüşür ama son bir hafta içerisinde 26 kişi gelmiş Türkiye'den Toros adlı gemiyle. Toros, geminin adı o, Toros. Yük gemisi veya Roro, neyse bu. Roro mudur, yük gemisi midir? 26 kişi karantinaya girmemiş. Yani evet. Anladım. Bir mesaj var kimler olabileceği konusunda Dubai'de.
Tabii yani çok zengin varlıklı aileler falan varmış orada. Ya gelsinler, hiçbir sıkıntımız yok. Karantinaya geleceklerse tabii ki herkes gibi gelecekler. Ama bir duyum var. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Dışişleri Bakanım, Başbakan Yardımcım, Sayın Ulaştırma Bakanım, Sayın Sağlık Bakanım ve diğer kardeşlerimiz, Sayın Bakanlarım. Evet. 26 kişi geldi. Otobüsle gidecekleri yere gitti. Hani asker. Yani şu anda ordumuzun 26 askere ihtiyacı olabileceğini düşünmüyorum. Ama bu 26 asker şu anda yaklaşık olarak 120.204 pozitif vakanın bulunduğu ve her gün yüzlercesinin bu rakama katıldığı Türkiye'den geliyor. Sıkıntı yok mu bunda? Tedbir alıyoruz. Tamam, çıkmıyor asker dışarı ama subay subay çıkıyor. Ben geçen gün gördüm. Yani bir marketin önünde 50-60 tane, yani 50-60 demem, abarttım, 20-30 tane subay subay vardı, üniformalı, maskesiz. Yani bunun ilk tedbirinin olması lazım. Eğer gerçekten buf diye patlamak istemiyorsak, bütün bu başarı, hani ro rakamı diyor Sayın Başbakan, ro rakamını, ro rakamına çıkarmak istemiyorsak, bir şeyler yapılması lazım. Çünkü gerçekten korkuyoruz. Ben çok korkuyorum, korktuğum için. Ben korkak adamım. Korkağım kardeşim ben. Ama dikkatli olmak lazım. Yani. Evet. Geminin yolculuk yaptığı gün 14 gün ise gemi için karantina zaten. Hayır, öyle değil. Gemi Türkiye'den 14 günde gelmiyor Mustafa Bebekler. Gemi Türkiye'den en fazla 12 saatte geliyor. İşçinin, emekçinin bayramını kutluyor. Oktay Beyaztaş, çok teşekkür ederim. Biz Mars söyledik Oktaycığım, sabah sen uyurdun. Süleyman Bazıbağlı, odalarda özel sistem var. Evet, sağ ol Süleyman Bazıbağlı. Londra'daki ailesine selamlar ediyor Nazime Abdullah. Ma nedir yahu, bin bir türlü entrikalar döner. Yasemin kokulu Kıbrıs'ımızda. Herkes koysun elini taşın altına da yeni bir sistem kuralım diyor Erol Köse. Fikret Güray, günaydın abisi. Ne vergisi alacaklarmış diyor. Fikret Güray, evet, varlık vergisi. Kemal Osman Ceyhanlı, bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı, işten durdurulan işçinin hali bayram kutlamaya derman mı? Doğru. Fikret Betmezoğlu, Serhat dediğin gibi oldu. Pozitif çıkan Berete çalışanın PCR testi negatif çıktı. Evet, Fikret Betmezoğlu kardeşim bize anlattı. O zaman bizim Berete'de iddia negatif. Bazı devlet kurumları ödemeler için online çağrısı yapıyor ama vatandaşlar buna hazır değiliz diyor Diyalog Gazetesi'nin manşeti. Halkın sesine kulak verin şeklinde bugün. Evet, pilot olmak için KKTC'ye gelen Abduk Karim İbrahim Girne'de çok sayıda araca demir çubukla saldırınca Barış ve Ruh Hastanesi'ne gönderildi. Uçağa binmeden uçuşa geçti diyor Diyalog. Ve KKTC Yayın Yüksek Kurulu'ndan lisanslı Diyalog TV'nin uydu yayınları Türkiye'deki RTÜK kararıyla durduruldu. Susmayacağız diyor Diyalog. Karakol bölgesinde 526 aileye ulaşıldı. Kızılay, Diyalog Medya'nın düzenlediği kampanyadan elde ettiği kaynakla yardımlarına devam ediyor. Surlar içini birbirine katan olayın maske şakasından meydana geldiği ortaya çıktı. Evet. Maske şakasından surlar içinde harp çıktı. İş dünyası 2020'den ümidini kesti. Bugün Kıbrıs gazetesinin manşeti. Güzelyurt-Bostancı ana yolunda siyah çöp poşeti paniğe yol açmış. Çöp poşetinden Türkiye ve KKTC bayrakları çıktı. Niye attınız ki bayrakları? Allah Allah. Herhalde bir yerde belediye astıydı. Yırtıldılar. Yazık, bayrak atılmaz. Brezilya Devlet Başkanı'nın 5.000 ölüme cevabı ne olmuş yani? İşte faşist budur abi. Yani nedir faşizm diye sorarlarsa budur.
Amerika'da 50 ceset çürümeye terk edildi. Maldivler'de virüsten ilk ölüm gerçekleşti. Ukraynalı vekil isyan etti. Tuvalet kağıdımız yok diyor. Çakıldaşıyla idare edeceksiniz. Bilmem varsa o da tabii bizim Gaziantep denizi değil ki her yer. 1.6 milyar işçinin geçim kaynağı yok olabilir. Ve bugün 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı, ancak koronavirüs salgını, ekonomik kriz ve alınan önlemler çalışanlar da bugünü kutlayacak hal bırakmadı. Bir kez daha Kıbrıs TV'nin 21. Kıbrıs FM'in 23. yaş günlerini kutluyoruz. Tabii ki Kıbrıs Medya Grubu'nun ve sahiplerinin de Sayın Asil Nadir'in ve kız kardeşi Bilge Hanım'ın bugün doğum günleri. Onları da yürekten kutluyoruz bir kez daha. Ecvet Ali Kanatlı kutladı bayramımızı. Aynen. Garantinaya girecekler tabii ki. Diyalog TV halen yayındadır diyor Lika Şenmedi. Herhalde Türkiye yayınlarını durdurdular. Ben de baktım, şu anda yayında, yani internetteki yayında da var, her yerde var. Zaten Türkiye'den birinin izlemesine gerek yok ki. Biz burada bize izliyoruz. İşçi, barış, emek, tek yürek. Yaşasın 1 Mayıs. Bugün 1 Mayıs'ın çok güzel Musa Kayra'nın karikatürüyle yayınlamış Yeni Düzen kapağını kutluyoruz. Dünyada 1 Mayıs'a pandemi gölgesi diyor bugün Detay gazetesi. Bilim kurulu onay verirse 15 Mayıs'ta okulları açacağız diyor Nazım Çavuşoğlu bakanımız. Rogers, yeni normale alışmalıyız diyor Halkın Partisi Genel Sekreteri, genetik uzmanı Cale Refik Rogers. Yeni normale alışmalıyız. Hükümet bir defaya mahsus varlık vergisi almalı. Erhan Arıklı'nın açıklaması ve pilli toplam 1257 test yapıldı. Pozitif vaka yok. 1257 test, pozitif vaka yok. Haberatör'de de aynısı yayınlandı. İşçiler birleşerek haklarını almak için örgütlü mücadeleye katılmalı diyor Sayın Mehmet Çakıcı ve Sayın Davulcu, ÇAHSE'nin başkanı Mehmet Davulcu. Salgının faturası işçi sınıfına ödetildi demiş. Başaracağız, umutsuzluk yok diyor Başbakan Ersin Tatar. Bakan Dursun Oğuz Seracılar'la görüştü. Evet. Pirli Covid-19 ile ilgili son durumu açıkladı. Toplam test sayısı 12.267'ye ulaşmış. Merkez Bankası faiz oranlarını yeniledi. İşçimizin, emekçimizin yanındayız diyor Komünist Ulusal Birlik Partisi. Değil tabii ki, şaka yapıyoruz. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, işçinin, emekçinin yanındayız dedi Sayın Ersan Saner. Başbakan Tatar sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Hep birlikte güzel günlere ulaşacağız dedi Sayın Ersan Saner da, özür dilerim, Ersin Tatar da işçi bayramını kutladı. İşçi bayramını o da kutladı. Teşekkür ediyoruz Sayın Başbakan'a da, Sayın Genel Sekreter'e de. Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan niçin istifa etti? Asfalyaları attı. Yani asfalya, sigortalar attı. Başkasını koydular sigortaya olan birini. Yani usandı adam herhalde. Asaf Şenol, UBP Milletvekili Yasemin Hanım malzeme yardımı yapacaktı. Bir haber var mı? Bu gelen Dubai uçağıyla herhalde getirecekler bir miktar. Gidip gele bilmem, Dubai'den gelecek olan uçak ne yapacak? Bilmem Asaf abi, bilmem. Sormak lazım Sayın Başkan'a. Özel uçağı ile gitti, doldurup gelecek diyor. Mahmut Anayas'a cevap verdi. Asaf Şenol'a cevap verdi. Cem Denizer, günaydın. Pile sorunu çözülemedi. Abi siz zaten artık ne bayım, yani ne diyeyim, ne kışkırtırsınız beni, ne provoke edersiniz beni. Devletiniz var orada koskocaman, daha ne istersiniz? Deyim mi? Yani öyle bir şey mi deyim size? Evet, ruh sağlığımız bozuldu işte. Görüntü, example, here is an example. İşte şekil 3X'da gördüğünüz gibi delirdik. Yani gerçekten delirdik. Bunu artık şey, Bologna, sakın ha Donald Trump'ın dediği gibi. Sadece ellere içmeyin yani Bologna. Ölürsünüz Allah aşkına. Evet.
Koronavirüs salgını ruhsal sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Son günlerde psikolojik hastalıkların arttığını belirtilirken COVID-19 ruhsal danışma hattına ve Pembeköş Psikiyatri Hastanesi'ne 140'ın üzerinde başvuru yapıldığı öğrenildi. Başvuru yapanların en büyük sıkıntısının ekonomik sorunların baş göstermeye başlamasıyla birlikte kaygı sorunu, endişe, panik, uykusuzluk ve dışarı çıkamamanın getirdiği gerginlik olduğu ifade ediliyor. Ruh sağlığımız bozuldu. Evet, dünyada ruh sağlığına en iyi gelen ilaçlardan bir tanesi paradır. Yani bu bir gerçek, parasızlık öldürüyor. Deviş eski başkanı Mehmet Seyis, 1 Mayıs'ın insanlık tarihi boyunca var olan haklı kavganın en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. İşçi ve emekçi bayramımızı kutladı. Biz de sevgili Mehmet Seyis'in bayramını kutluyoruz. Kaçak göçmenler Türkiye'ye iade edildi. 2 kişi gelmişti, kamyonda buldular. Tır araçla kaçak gelmişlerdi onlar galiba. Ve Lefkoşa'da önceki gün meydana gelen vahim zarar meselesiyle ilgili olarak tutuklanan kişi tokat atıp burnunu kırmış diğer kişinin. Tekrardan Erdinç Elagöz, bu ülkede ne 1 Mayıs var, ne adalet, ne siyaset. Yes ben nem de diyemeyeceğim ama bir gün adaletsizliği ve bıraktığımızda devlet oluruz. Adada yaşamayı öğrenemediğimizden dolayı da birileri gelir sana öğretir dedi Erdinç Elagöz. Asker arkadaşım selamlar. O Erdinç Elagöz'dür herhalde. Oktay Beyaztaş belki açarız okulları derken şaka yapıyor herhalde. Faca olabilir, bilmiyorum. Bence Eğitim Bakanı da dahil olmak üzere herkes Türkiye'den elini kolunu sallayıp giren 26 kişiyle ilgili açıklama yapsın, yapabilirse. Yani yapamaz çünkü, mümkün değil hiçbir bakan yapsın o konuda. Hatice Momin günaydınlar, sevgilerimizi ilettik sizlere de ve basılı gazetelerimizden sonuncusu Afrika, ona da bakalım. Merit'de karantina oldu. Oğul Murat Tibuk'un karantinada kalması söz konusu olunca Besim Tibuk Merit Oteli'nin karantina olmasını kabul etti. Korona krizi başlayınca hükümet karantina oteli ve yurt arayışlarına girerken Merit Oteller Grubu bu konuda hükümete yardımcı olamayacağını belirterek kapılarını kapatmıştı. Ancak Murat Tibuk'un adaya gelmesi ve babasının otelinde kalmak istemesi üzerine Besim Tübük oğlu için Merit'in resmi karantina oteli olmasını kabul etti. Hükümet karantinada bekleyen her kişi için otellere ödediği 45 euro geceliği Tibuk'a ödemeyecek. Ayrıca Tibuk Sağlık Bakanlığı'na 6000 adet test kiti ile 3 adet solunum cihazı bağışlayacak. Murat Tibuk'un bir süre önce sosyal medyadaki bir paylaşımı büyük tepki toplamıştı. Babamdan bir şey öğrendim ama öğrendiğim en önemli şey, ülkeyi, milleti kurtaracağım diye sahip olduklarını feda etmenin büyük bir gerizekalılık olduğudur. Evet, bunu da yazdı bugün Afrika gazetesi. Diyalog TV'ye Türkiye'de yasak. Türkiye'ye iletimini yasakladı. Evet. Bunları yazdı bugün. Ve sağlıkta çekim merkezi olabiliriz. Başbakan Ersin Tatar, her ne kadar zor günlerden geçsek de Kuzey Kıbrıs'ın bir cazibe merkezi haline gelebileceğini söyledi. Bugün, dün akşam bizim programımıza katılmıştı. Evet, Gaziveren bölgesindeki Afrodit sitesi yatırımcıları ziyaretime geldi. 12 tane daire sattıklarını açıkladı. Sağlık açısından güvenilir bu ülke, çekim merkezi olabilir dedi. Haberci gazetesi manşetinden yayınladı bu haberi bugün. Evet, Avukat Yıldırım sivil itaatsizlik çağrısı yapmış. Anayasanın 8. maddesi eşitlik ilkesine dayanarak hukuk bürosunu faaliyete açtığını duyurdu. Dün anayasanın eşitlik ilkesine göre kimseye ayrıcalık tanınmasının mümkün olmadığını kaydeden
Avukat Seyhan Yıldırım, hükümetin bu süreçte aldığı tüm kararların anayasaya aykırı olduğunu savunarak, hükümet anayasa ve yasalara uymazsa kimse de vatandaşın uymasını beklemesin dediği bugün. Merit Kristal Karantina Oteli oldu ve Dubai'den gelecek olanlar KKTC vatandaşıdır. Dubai'de yaşayan bir takım iş insanları ülkelerine geri dönmek istediler. Kiralık bir jetle Türkiye üzerinden gelecekler. Başbakan Tatar açıkladı. Vatandaş oldukları bilgisini aldım. Ulaştırma Bakanı'nın konu hakkında bilgisi var. Bize bu konuda detaylı bilgi verecekler. Vatandaş olmayan kimse ülkeye giriş yapamaz diyor. Bunu da Haberci gazetesi yayınladı. Kemal Barbet var telefon hattımızda. Alo. Alo. Serap, günaydın. İyi günler, iyi yayınlar. Günaydın Kemal abi, hoş geldin. Hoş bulduk dedi. Uzun zamandır arayamadım, bilmem duydum duymadım. Boğazım bozuldu, benim oğlan kanser hastası oldu. Onun için Allah geçmiş eylesin, geçmiş yani olsun. Yani. Sevgi ve saygılarımızı ilet lütfen. İyi doğru gider, sevindirici bir olaydır. Her şeyden önce tüm dünya ülkesi vatandaşlarının emekçi bayramlarını kutlarım. Aynı zamanda Kanal T çalışanları, sen de dahil içerisinde Hüseyin Balıkçoğlu da içinde yönetmeniz. Ve çalışanlar size abi yapılan şeyi sordum da, yani burada yayından söz söylüyorum. Diyalog TV'ye yapılanı şiddetle kınarım. Şimdi orada bir mesela ne yapıldı konuşuldu onu bilmiyorum ama bir bakımda ben Sayın Erdoğan bütün dünya ülkeleri... Sevgili Kemal Barbet, sakın Erdoğan konusunda bir şey söyleme. Ben bu sorumluluğu alamam. Tamam? Tamam, kapattım. Sakın. Tamam. Saygımız sonsuzdur. Tamam. Allah herkese sağlık versin. Allah size de sağlık versin. Allah size de iyilik versin. Bu televizyon programı ve bu kanal benim değil. Tamam? Tamam. Alışın. Evet. Tamam. Neyse. Sevgili sevgili Kemal Barbet, havalar nasıl? Mesela işçi bayramı. Evet. Bak, işçi tüm işçilerimize bayram kutlu olsun. Konusu. Artı bir şey derinlere geçemeyeceğim. Geçmiş zamanda aslında dediğim şimdi Anadolu Otel olan yeri Metasem Başkanı Sayın rahmetli oldu galiba Mustafa Özbek yaklaşık belki de 30 yıl sendik başkanı yaptı. Göklere kadar çıkarıldı, etti. Bir gün televizyon programında, Türkiye programında sendikat seçimleri olacağı zaman bir vatandaş Türkiye'li, biliyorsun öğretmenler sendikası, su daireleri, bilmem neleri, dünyanın birçok yerlerinde de vardır ve vatandaş olarak, sendikalı olarak giderler, daha ucuz kalırlar. Yani bağlı ödemezler alırlar. Daha doğrusu orada seçimde o Türkiye'li arkadaş emekçi 30 yıllık sendikaya metal sene üye olduğunu açıkladı. Ve Sayın Rahmetli Özbey'e sordu. Sayın Başkan dedi, ben dedi 30 yıllık sendikaya üyeyim. Metal sene. Beni de Türkiye içerisinde ne de Kıbrıs'ta dedi. Şey yapmadınız dedi. Dedi bu mürayetime beni de tatile gönder, şey yapmadınız dedi. Kabul etmediniz. Sizin dedi Anadolu Otel'in olduğu yer metal sene o zaman. Kendi adınıza. Aynen bunu siz şubat dedi. Televizyonda ben izledim bunu. Artı Balabay'sa dedi 100 bazlı. İzmir'de 3 tane bilmeniz. Ne söyleyebilir misiniz? O Serap, İlsenliğin Başkanı yıllarca, yani yıllarca kalmayacak benim bildiğim. 1-2 sene yaptı, 3 sene çekip gitti. Her yerde böyle olması dedi bana göre. Ne söyleyebilir misin orada? Sayın Rampilik, Mustafa Özbek öldüğü Amasya'dan konuşma gibi olmasın dedi. Dedi. İşçi, işçi emekçi böyle mi kıyılır? Ne oldu dedi mi? Kusura müsaade ne dedi yani oradaki o sendikalı o vatandaşa içiye 30 sene kusurdur ben bu sendikanın başındayım dedi. Kusura bakma dedi. O kadar da olsun dedi. Yani nereden buldun? Ben sen bu parayı kendi adına yaptın. Atilla dedi aldın o evet. Anadolu Oteli o zaman hesap deneyildi. Allah rahmet eylesin ben, onu da kaybettik. Yani, Allah rahmet eylesin ama yanlıştır içerisinde. Kim hesap sordu adamdan? Evet. Yani şimdi her şey güzel yani tamam susalım konuşmayalım. Topuzlar bursunlar başımıza.
O biri kapandı. Senin söylediğin gibi sus karayla askerlere saldır. O birine saldır. Ama sana gelince daire ayrılım. Olmaz. Yani evet. Ben bir vatandaş olarak buna yanlış görüp bugün yapılan diyalog gibi geçmiş olsun derim o yani Türkçelerine. Asilla dediğinde şeyini aklamam olur zaten. Doğum günlerini kutlarım. Yani bırakın ya işçiyi, emekçiyi İspikerli'nin cümlesini küfretmediği müddetçe bırakın konuşsun insan artık. Yani susturası insan arıyor, topuzu uğrası başa susturası yanlıştır. Nasıl evet. Diyalogdaki çalışanlar yarışa takar ya bilmem ne. Orada biri çıkmış, yorum yapmış. Tamam ya olabilir, sen de yapan yorum. Sen de söyle, yani sen de dediğimi herkesin için söylüyorum. Sen de oraya gitmeyin bile. Olmuyor. Yani ben Serap'ı eleştirmeyeceğim. Serap beni eleştirmeyecek. Hep gizli sahne tutacak. Konuşacak, konuşmayacak. Olmaz. Özgürlük var mı? İnsanlar özgürlük varsa bırak insanları. Bak kravatçıyım senin. Ve kızınızdır. Komünist bayrağı şeyini kravatçı taktın. Kırmızı deriyi parıl parıl. Bırakın. İşçi yemekçi. Ekmekçi değil. İşçi yemekçi. İşçi yemekçidir bu dünyada. Ayakta tutan zengini de her şeyde köylü evet. Atatürk'ün dediği gibi ya budur. Çok yani. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kemal Varbet, senin de emekçi bayramını kutluyoruz, çok geçmiş olsun diyoruz ve saygılarımızı selamlarımızı tüm Karşıyaka'ya da iletiyoruz ya, sayende. Yani ben diyor ki herkes için geçerlidir bu, bıraksın en sana konuşsun ya, sen konuşacaksın misali sen dedim ben gitmesin oralara. Dediğin isim verme söyleme. Bırakın insanı konuşsun ya. Hep sen konuşacaksın. Hep Barbet konuşacak. Hep Serhat konuşacak. Hep mesela Tatarya odur o dediği. Bırakın ya herkes konuşsun. Konuşsun insanı. Son söylediklerini anlamadım. Birazcık seste sıkıntı vardı ama Kemal abi seni çok seviyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Devam edelim. Hakikat gazetesi alınması gereken önlemler açıklandı. Sevgili Örsan biraz sıkıntı var. Bu mikrofonda gibime geliyor. Ben sesi alamadım fazla. Alınması gereken önlemler açıklandı. Hakikat yazıyor. Emlak vergisinin süresini uzattık diyor Sayın Maliye Bakanı 31 Mayıs'a kadar. Devam edelim. Neler var? Umutsuz olmayın diyor Sayın Başbakan Star Kıbrıs'ta. Manşette bugün işçinin buruk bayramı demiş Halkın Sesi manşetinde bugün ve oy kaygısı gütmeyin diyor Sayın Serdar Denktaş Havadis gazetesinin manşetinde bugün oy kaygısı gütmeyin diyor. Ne AB ne BM ne başkası sadece Türkiye yanımızda oldu diyor Hasan Taçoy. Tam doğru söylemiyor, tam doğru söylemiyor, yalan da söylemiyor, ortada idare ediyor. Ve manşet gazetesindeyiz, esnaf eziliyor. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, hükümetin elini taşın altına koyması, yeni bir yapılanma için öncülük etmesi ve borçlanması kaçınılmazdır dedi bugün. Manşet, Kıbrıs manşet, Tibuk 14 gün Malpas'ta kalacak dedi bugün. Bunları da sizlere okuduk, paylaştık. Şimdi gündem Kıbrıs'ta ve Haberci gazetesinde yayınlanan Serhat İncirli'nin yazısını paylaşacağız, okuyacağız sizlerle. Bugün ne yazdık? Haberci gazetesindeki yazımızı da aynı zamanda tıpkı gündem Kıbrıs'ta yaptığımız gibi Facebook'ta paylaştık şu anda ve tweet olarak da attık. İsteyenler, dileyenler bu zor günlerde vakit öldürmek için okuyabilirler. Kıbrıslı Türklerin en iyi yaptığı şey uyumak ve rüyada maddi yardım yağdığını görmek. Santaço'yu da çok görüyoruz sevgili bakanım. Şaka yapıyoruz tabii ki o da. Zenginin biri milletvekiline para verir. O milletvekili de gider parlamentoda konuşur. Bu öğrenilince zengine bir şey olmaz. Milletvekili piyasadan çekilir. Ama nerede? İngiltere'de. Bizde değil tabii ki. Bir bakan damadının Amerika'ya büyükelçi olarak atanmasını ister. Baskı yapar,
atama gerçekleşir. Bakanı da damadını da ham yaparlar. İngiltere'de tabii ki. Bizde değil. Ana vatanda hiç değil. Yazmaya da çekiniyorum doğrusu ama Türkiye'de devlet başkanının damadı en güçlü bakanlardan biridir. Avrupa'da olmaz mı böyle şey? Mümkün değil. Bir bakan mesela çok yakından tanıdığımız Kıbrıslı Türk iş adamına saat hediye eder. Saatin arkasında bu sastardaların seni ezmesine izin verme yazılıdır. O bakanın siyasi hayatı sıfırlanır. 1990'lı yıllarda olur bu olay. Nerede? KKTC'de değil elbette, İngiltere'de. KKTC'de aynı iş adamına veya birçok iş adamına milyonlarca TL krediler verilir. Sonra o krediler unutulur. Bir kalemde silinir. Conflict of interest. Çok önemli bir devlet yönetme aracıdır. Çağdaş, demokratik, şeffaf, hesap verebilir devletlerde bu ilke olmazsa olmazların en başındadır. Tam Türkçesi yoktur. Yukarıda da örneğini verdiğimiz gibi bakanın damadını büyükelçi yapmaması halidir. Bakan oğluna ihale veremez. Oğul babanın bakan olduğu bir bakanlıkta bir işe başvuramaz. Bakan evladına arsa tahsis edemez. Bakan tanıdığına ayrıcalık tanıyamaz. Bakan bir iş insanının oğluna babasının otelinde karantina hakkı tanıyamaz. Son söylediğim mi? İşte anlatmaya, açıklamaya çalıştığım olay budur. Yeni dönemde bu olmasın diyoruz. Sayın Jale Refik Rogers her gün yeni dönem, yeni hayat, yeni dönem, yeni hayat diyor. Halkın Partisi bize sürekli bunları söylüyordu. Umarım hiç olmaz artık. Evlat hepimizin evladı vardır ve evlat candır. Ama bunun siyaset iş insanı arasındaki ilişkiyle ayrıcalık görmesi olmaması gerekendir. Aytaç Çaluday'ı yediniz bitirdiniz. Ben müdürken Mehmet Ali Talat bile arayıp yakınlarının işini yapmamı istedi demedi mi? E şimdi yaşanan nedir? İşte koronavirüs dönemi öncesince bolca yaşadığımız kokuşmuşluk, iğrençlik, rüşvet, siyasetçi iş insanı dostluğu ve siyasetçi gazeteci dostluklarının hepten gitmesidir yeni dönemde, yeni yaşamdaki en büyük arzumuz. Efendim Besim Tebuk'un oğlu gelmesin mi? Elbette gelsin. Binlerce kez de teşekkürler yaptığı yardım için. Sağ olsun, var olsun. Ama karantinaya alınmalıydı. Alındı mı diyorsunuz? Ben de diyorum böyle alınma keşke hiç olmasaydı. Keşke dün biri çıkıp yanlış yaptık. İlgili kişi güzel yurttaki yurtta bir odaya yerleştirilmiştir deseydi. Arkadaşı havaalanından kim aldı? Şoförü mü? Polis mi? Sağlıkçı mı? Onlara test uygulandı mı? Aile fertleri dostları ile görüştü ve kucaklaştı mı? Kucaklaştıysa babaya test yaptınız mı? Nasıl güvenelim size? Kazıdık, karıştırdık. Daha neler çıktı? Meğer ilk değilmiş bu olay. Aşırı torpilli en az iki olay daha var. Aman iki kişiyi abartıyorsun Serhat mı diyeceksiniz. Evet abartıyorum. 2, 6, 24, 72. Ro sayısı mı demişti başbakan. Neyse bugün 1 Mayıs. Emeğin, emekçinin, işçinin bayramı. Kutlu olsun. Koronavirüs patronları da vurdu diyorsunuz diyenler var. Koronavirüs tüm dünyada sadece işçileri ve emekçileri vurdu. Ölenlerin belki de tamamına yakını yoksullar. Özelleşen sağlık sistemlerinden faydalanamayanlar. Dev Amerika'ya bakın, dökülüyor. Elbette kendi işinin patronu sayılan zavallı esnaf da vurulmuştur. Ancak belli ki çok büyük patronlar hala evlatlarına özel uçak tutup 6000 adet sağlık bir şeysi hediye edebiliyor ve dilediğini de yapabiliyor. Olay budur.
Bu olayın açıklaması siyaset açısından sadece istifadır. Ama şimdi değil. Çünkü şu anda ne seçim yapabilecek bir dönemdeyiz, ne de bunu düşünebilecek bir dönemde. Umarım son olay bir ders olur. Ve çok parası olana bu türden ahlaksız kıyaklar geçilmez. Yoksa ne mi olur? Dün de yazdım, bir şey olacağı yok. Ne acıdır ki tuz da kokmuştur ve hepimiz öküz bile değiliz, seyrediyoruz. Ama bazı merak ettiğim konular var. Mesela çok hayvan vurduğumdan da değil. Hatta 2008'den beri tek bir keklik vurabilmiş değilim ki, o da ayrı bir mesele. Ama sokağa çıkma yasağının devam edeceği bir pazar günü, alsam av tüfeğini, çıksam ovaya, polis de beni durdursa ve desem ki kendisine, iki kitim var, beni idare et, üstelik vurmuyorum, sadece tüfekle yürüyorum, suç işlemiş olur muyum? Ben o iki kiti, test kitini devlete versem polis beni bağışlar mı? Yani Seyhan Yıldırım'ın söylediği bundan farklı bir şey değildir. Eşitlik ilkesi, anayasa budur. Sen başkasına ayrıcalık yaparsan bana niye yapmıyorsun? Hayırce böyle? What's going on, man? Or woman? Ben o iki devlete, iki kiti devlete bağışlarsam kaçak av yapabilir miyim? Mahkemeye çıkarsam yargıç ne der? Savcılık ne düşünür? Bunun adı anarşi olur. Çok mu abartıyorum? Niye abartıyormuşum? Yapmayın kardeşim. Yeni dönemde, yeni yaşamda büyük otellerin patronları, büyük sermayenin büyük isimleriyle siyasilerin ilişkisi olmamalı. Formula 1 patronu Bernie Eccleston, adını duydunuz. Geçenlerde torunundan genç, yeni sevgilisinden de çocuğu oldu. Bir zamanlar İngiliz İşçi Partisi'ne 1 milyon sterlin bağış yapmıştı. Neden? Nedeni sonra ortaya çıkmıştı. Sigara firmalarının Formula 1 yarışlarındaki reklamları devam etsin diye. İşçi Partisi bir daha hayır etmedi. Ve 1 milyon sterlini de iade etti. Bizde bir otelin yetkilileri Çalışma Bakanı'nı ziyaret etmiş. Bakanın partisinin gazetesi dün bu haberi sürmanşetten yayınladı. Otel müdürleri, otel sahipleri neden bakanla görüşüyor? Otel müdürleri ve sahipleri tabii ki çok zordadır. Allah yardımcıları olsun ve ilgili otel 300 çalışanına 3 öğün yemek veriyormuş, ayrıca bir miktarda para dağıtmış ve ayrıca lojmanda kalmalarına izin vermiş. Kardeşim, bu zaten yapılması gereken. Bravo. Da bakanı ziyaret niye? Bunun fotoğraflanıp haberleştirilmesinin maksadı ne? Bakanla mevcut durumu mu görüştünüz? Yazabilirdiniz, müdürleriyle de görüşebilirdiniz. Her sorunu olanı kabul ediyor mu bakan? Veya her sorunu olanla muhabbeti gazetelerde sürmanşet mi oluyor? Elbette keyfiniz bilir. Ama bence bundan sonra olmasın. Herkes işini yapsın. Bir açıklama bekledim dün. Özel uçakla gelen, 6000 kit bağışlayan ve karantinaya girmeyip babasının ya da kendisinin oteline giden şahsı, güzel yurt veya Dikmen'deki yurtta karantinaya aldık falan diye boşuna bekledim. Böyle bir açıklama yapılmadı. Ne yapayım? Ben de şarkı dinledim. Bekledim de gelmedin diye. Sonra uyudum. En iyi yaptığımız şey, çok güzel uyuyoruz. Uyumaya devam. Maaşı alıyoruz, yatıyor uyuyoruz. Maaşı alıyoruz, uyuyoruz. Peki bu ay aldığınız maaşları da Haziran? Uyumaya devam. Mışıl mışıl uyuyun. Uyutulmaya da devam. Umarım rüyanızda maddi yardımları da görürsünüz. İyi uykular diyoruz, ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz.
Evet, 1 Mayıs İşçi Bayramımızı Emin Farisoğlu kardeşim de kutladı. Biz de onu kutluyoruz. Mahsun Uysal kardeşim sağ olasın. Miau miau diyor. Evet. Selamlar ediyoruz. Menderes Güneş. Maalesef garibanların sesi çıkmıyor. Bir tarafta menfaati korumacılığın bağırmaya başladılar. Server Görgün. Ulan hala konuşuyor, seni kim bakıyor demiş bize Server Görgün. Ulan hala konuşuyor. Bana mı söyledi bilmem. Şevket Tacel, Mustafa Karataç, Mahsun Uysal, günaydın pardon. Özel Duru, benim özel uçağım olsaydı gidip gelebilecek miydim her istediğim yere diyor Özel Duru. Bilmem abi, yoktur uçağın, onun için boş ver. Evet, Fikret Betmezoğlu, yıllardır bu memlekette özel sektörde çalışmanın acısını hep yaşadık. Gün geldi yatırımlarımız yatırılmadığı için patronlara mahkemelikte olduk. Fakat bu dönemde en acısını yaşıyoruz. İşsiz kaldık. Tam 50 gündür evimize bir Türk lirası bile girmedi. Bugün işçi bayramı. Evde elimiz kolumuz bağlı, kuzu kuzu oturuyoruz diyor Fikret Betmezoğlu kardeşim. Evet, Eko Balçık, Balçık bize günaydın diyor. Çetin Durmaz, aynı konuşması Eymeni gibi diyor. Çetin Durmaz, Eymeni. Ermeni demek istedi herhalde. Allah bütün dünyadaki Ermenileri, Türkleri, Fransızları, Japonları sağlıklı yapsın, korusun. Bizde ırkçılık yok. Evet, Çetin Durmaz herhalde bize küfretmeye çalışıyor. Sağ olsun kardeşimiz, o da. Necati Ahmet Özkan hocam selamlar. Alın size komplo teorisi. Merit Otel sadece Besim Tübük'ün oğlu için olmadı bence. Dubai'den gelecekleri yurtlara koyamazdı bunlar. Merit karantina Dubai'liler içindir. All animals are equal but some are more equal than others. George Orwell'ın sözüdür bu. George Orwell'in, dünyada bütün hayvanlar eşittir. Ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Suna Atam çok güzel. Ergün Volkan, vay Gardaççım selamlar. Beş parasız işçi bayramı diyor Mustafa Bayal. Cemal Erat, günaydın. Ses düzeninizde bir az arıza var. Selamlar. Evet, biraz önce vardı, bana da gelmedi ses. Halil Anıldı, durmuş durmuş günaydın. Suzan Altıntaş, 15 gündür 1500 TL destek için müracaat ederim. Sistem error verir. Anlamadım. Bir kısım müracaat edebildi, bir kısım müracaat edemedi. Anlamıyorum. 22 senedir sigortalıyım ve aynı zamanda Süleyman Altıntaş Hoca'dan da Serhat Bey'e çok selamlar. Vay Süleyman Altıntaş Hocam, ellerinizi öpüyorum. Gürcan Sonar Alevci, yarım işçi bayramı, evet. Yeni köprü yarın açılıyor. Hızlı tren de var. Nasıl olacak 14 gün karantina uygulaması? Mahmut Anayasa sordu. Yeni köprü yarın açılıyor. Köprü Türkiye'den Kıbrıs'a, bilmem abi, yolu daşınan kesecekler herhalde diye düşünürüm. Selamlar ediyoruz herkese ve ara veriyoruz. Beyt Tabur, selamlar. Evet, Necdet Mavi Gözlü, teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Yasemin Bekitener, günaydın. Emekçi bayramınız kutlu olsun. Türkiye'de yetkililere ilettik mahkumların Türkiye'ye iade edilmesi meselesini. KKTC hükümetiyle iletişime geçmişler ama bizim İçişleri Bakanı vermiyor demiş. Yoktur canım, bak Esra Şimşek sevgili arkadaşım, kardeşim, canım, ciğerim, ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'den gelecek talimata veya ricaya hayır diyebilecek olan herhangi bir siyaseti varsa çıksın, biz de başımızın tacı yapalım. Yani yoktur öyle biri, sağ ol. Erkan Erçika, tüm Pergam'a İngiliz üstüne geçmek için İngiliz valisine başvurdu diyor Erkan Erçika, sağ olsunlar. Yaşar Aracı, tekrar günaydın. Torpil bu ülkenin kanseridir diyor Bradley James. Aynen öyle. Torpil bu ülkenin kanseri, hatta ötesidir. Çok yazık, çok yazık. Şimdi aramızı verdik. Aradan sonra buradayız. İngiliz gazetelerine ve Türkiye gazetelerine bakacağız. Hiçbir yere gitmeyin.